Beni uzun zamanda takip ediyorsanız emtia yatırımcısı olmadığını, emtiaya pek meraklı olmadığını biliyorsunuzdur. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi emtiaya yatırım yapmak için o emtianın karakteristiğini çok iyi tanımak lazım. Hedayet ne durumda, talep ne durumda, üretim verimlilikler nasıl değişiyor. İkincisi insan dehasının emtiaların bir bölümünü zaman içerisinde anlamsız hale getirdiğini veya kullanımlarını azalttığını biliyoruz. Çünkü yeni malzemelerle o eski emtianın yeri alınabiliyor. O yüzden enteresan buluyorum. Üçüncüsü de emtiaların kıt olduğuna dair verilerin çoğunu çok güvenilir bulmuyorum. Çünkü belli harcamanın üzerine geçildiğinde mesela Bakır'da bu 12 bin dolar bölü ton aslında o element dünyada bolca olabiliyor. Ve ben insanların bu emtialarla yaptıkları şeyleri daha çok seviyorum. O emtiyalara kullanarak üretilen ürünler, hizmetler, oralarda yatırımcı olmak yani şirketlere yatırımcı olmak daha çok ilgimi çekiyor. Öte yandan şu sırada Bakır'da bir fırsat olduğunu görmemek için de kör olmak gerekiyor. Çünkü Bakır benim zaten yatırımcısı olduğum alanların en önemli emtiyası. Dünyadaki ana trendlere baktığımız zaman elektrifikasyon en önemlilerden bir tanesi herhalde. Petrolden elektriğe doğru geçiyoruz. Bunun için bataryalara, solar sistemlere, nükleer santrallere ihtiyaç var. Bütün bunlarda bakır yoğun olarak kullanılıyor. İkinci büyük değişim yapay zekada devasa yapay zeka yatırımları var. Nvidia hissesini zaten takip ediyorsun. Daha önümüzdeki yıllarda çok sayıda veri ambarı kurulacak ve bu veri ambarlarının hepsinde temel iletken madde olarak bakır kullanılacak. Bu yönden heyecanlı. Üçüncüsü elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobillerde de bir şekilde bakır kullanılıyor ve satışlarındaki artış devam ediyor. Biraz yavaşlamış da olsa ama elektrikli otomobil dediğinizde saf elektrikler olarak değil de meseleye hibritleri de işin içine katarak baktığınızda satış büyümesi devam ediyor ve hibritlerde de elektrikli bir motor ve batarya tarihe var. Onlarda da yine bakır ihtiyacı ön plana geçiyor. Yani bakır talebi artıyor. Peki bakır talebine karşın bakır tedariği ne oldu? Esas mesele burada. Çünkü artan talebi eğer yeterince tedarikle karşılayabilse dünya fiyatlar böyle artmazdı. Burada bakırın fiyat hareketini görüyoruz. Yılbaşından beri %29 artış var. Son bir yıl diye baktığımızda %35'lik artış var. Epey ciddi artışlar bunlar. Bunun sebebi bakırla ilgili talebin artması veyahut da talebin çok ciddi artacağına dair inanç. Peki Bakü nerede gerçekleşiyor? Şili ve Peru 2023 itibariyle baktığımızda ana oyuncular gibi gözüküyor. Hemen onlardan sonra bugünlerde siyasi olarak büyük karışıklık yaşayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti var. Daha sonra Çin'i görüyoruz. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İndonezya, Avustralya, Zambiya ve Meksika diye gidiyor sıralama. Dikkat ederseniz bu listede zaten Kongo'da ortalık karışık. Şili ve Peru'da da karışık aslında. Çünkü buralarda da yeni bakır madenlerinin açılmasına çok ciddi itiraz var. Artı var olan bakır madenleri üzerinde de çok ciddi rant kavgaları dönüyor. Çin'in batı ile olan ilişkisini zaten biliyorsunuz. Amerika'nın da bakır üretimi büyük olmakla beraber kendisine yetmiyor. Aşağı yukarı ürettiği kadar bakırı dışarıdan ithal ediyor. Alta doğru yine gittiğimizde Rusya var. Yine batının arasını bozuk olduğu bir ülke. Endonezya ve Avustralya'da işler biraz daha iyi olabilir ama sonra yine politik olarak her an karışabilecek Zambiya, Meksika, Kazakistan gibi ülkeleri görüyoruz bakır üretiminde. Sorunlardan bir tanesi bu ve ne zaman yeni bir bakır madeni açılmaya kalksa orada çok ciddi siyasi tartışmalar çıkıyor. Çevreciler hemen devreye giriyorlar. Çünkü bakır madenleri pek sevimli şeyler değiller. Burada mesela New Mexico'dan bir bakır maden sahasını görüyorsunuz. Devasa bir inşaat. Bol miktarda su getiriyor bu inşaatlarda. Çokça da çevreye zarar veriliyor. O yüzden... Özellikle gelişmiş ülkelerde bakıra karşı çok tepki var. Bunun üretimi büyümesine artmasına konuşuluyor. Pek çok maden epey eski. Mesela bu maden New Mexico'da 1909'da açılmış. Amerika'da uzun süredir bilim kadarıyla yeni bakır madeni açılmıyor. Dünya kütlesinin yaklaşık 10 binde 6'sı bakır. Fakat bu bakırın sadece %0.25'i madenciliği yapmaya değer şekilde bir yerlerde öbeklenmiş durumda. Üretimde de epey artış var. 2010 yılında 16 milyon metrik ton üretim varken 2022'de bu 22 milyon metrik tonu bulmuş. Fakat yeni madenler açılmayıp eski madenlerde sürekli daha derine doğru gidilmeye çalışıldığı için hem masraflar artıyor hem de birim kütle içerisindeki bakır miktarında azalma var. Bu da yine dünyada bakır kıtlığı yaratan meseleden bir tanesi. Şimdi diyeceksin hocam o zaman yeni bakır madenleri açılsın. İşin siyasi ve politik zorluklarının yanı sıra bir de finansal zorluğu var. Black akın bir araştırması yeni bakır madenlerini açmaya insanların motive olması için bakır fiyatının 12 bin dolar bölü tonu geçmesi gerektiğini söylüyor. Gerçi o yöndeki gelişmeler fena değil. Bakır son dönemdeki atakla 10.757 dolara geldi ton fiyatı. Ben bu videoyu hazırlarken bundan dolayı az bir yolumuz kaldığı gibi gözüküyor. Buna sevinilebilir. Daha bir sorun daha var. Benim çok takdir ettiğim yatırımcılardan Rockenmiller Miller diyor ki tamam bu yatırımlar gelebilir ama bakır yatırımı uzun süren bir süreç. Ya yani işte kazılması gerekiyor, bakırın rafine edilmesi gerekiyor vesaire. Bu nedenle yeni madenlerden gelen bakırın üretim sektörüne katılması 10-12 yıllık süreçleri bulabilir. Yani parayı koysak bile bu işin içerisinde bu madenlerin devreye girmesi ve oradan talebi karşılayacak yeni arzın üretilmesi bir zaman alacak. E bu durumda temel denge şöyle. Talep çok ve daha da artacak gibi gözüküyor. Arz az ve artması çok zor gibi gözüküyor. Arzın artması için ciddi masraf yapılması gerekiyor ve bir de üzerine zaman alıyor. Bu durumda böyle bir emtiyanın fiyatı ne yapar? Yukarı doğru hareket eder temel olarak. Tabi bu garantili değil. Risklere en sonunda değineceğim. Ama şu anki anlattıklarım kafanıza yatmışsa ve bir emtiya düşkünüyseniz, bakır emtiyasını da benden iyi tanıyorsanız ve bu çok çok önemli. Ben emtiyaları pek tanımayan bir insanım. Emtiya karakteristiklerini, bakır emtiyasını iyi tanımak lazım. Arzı talebi, bazı veriler sundum ama daha derin araştırma yapmanız gerekebilir. Yatırım tavsiyesi vermediğimi unutmayın. Ama bütün bunlardan yola çıkıp ben bakıra gönlümü vermek istiyorum diyorsanız 3 tane farklı yatırım şekli var. Bunlardan bir tanesi bakır kontratları almak elbette. Fakat bizler gibi amatör yatırımcılar için bu biraz daha zor olabilir. Başka iki yöntem daha var. Biri ETF'ler bir de bakır madencisi şirketler. ETF'ler deyince internete girip bakır ETF'leri veya copper ETF's diye yazarsanız zaten karşısına çıkar. Ben yurt dışındaki ETF'leri burada size döküyorum. Türkiye'deki belli fonların içerisinde de bakırla ilgili varlıkların olduğuna eminim. Just ETF sitesinde burada bakır ETF'lerini görüyorsunuz görüyoruz. her biri içine tıklayıp ETF'in için neler var sadece maden mi madenciler mi başka neler var masrafı ne kadar performansı bugüne kadar ne olmuş gibi incelemeler yapmanız gerekiyor. Ben yatırım tavsiyesi vermediğimden bu detaya girmeyeceğim ama temel olarak madencilik işinde ETF'lere yatırım yapmayı ben makul buluyorum. Kontratlara dayalı emtia ticareti biz amatörler için biraz daha zor bir mesele ve bu ETF'lerin içerisinde sadece madenin kendisi değil madenciler o endüstriye ürün üreten yan endüstriler vesaireler de olabiliyor. Bu çerçevede ETF'lere bir göz atmakta fayda var. Dediğim gibi Türkiye fonlarını bir araştırın mutlaka. Bu linki aşağıdaki açıklama içerisine koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir diğer enteresan yöntem de doğrudan doğruya bakır madencilerine yatırımlı olabilir. Bu web sitesinde de en tepedeki 10 bakır madencisini görüyorsunuz. Freeport Man Mac gibi, bir HP gibi, Kodelco gibi, Anglo-Amerikan gibi bunların büyük bir bölümü Amerikan borsalarında işlem görüyorlar. Hisse senetlerini alıp satmanız mümkün. Peki riskler var mı Bakır yatırımında? Tabii ki her yatırımda olduğu gibi burada da var. Bir tanesi ve bence en önemlisi dünyada ekonomik bir yavaşlama olursa Bakır işlerine gelir. Çünkü Bakır endüstride kullanılıyor ve ekonomi yavaşlayınca endüstriler yavaşlar. Bu bir stres kaynağı olabilir Bakır üzerinde. Çünkü pek çok ekonomist Amerika'nın resesyona gireceğine ne de ben o kadar emin değilim. İkinci önemli bir sıkıntı da deminden beri sunduğum hesaplamalar yanlış olabilir. Belki dünyanın bir yerine şu anda bakır madenleri zaten büyütmeye başladı bile. Ama araştırmacıların haberi yok. Yani arz talepten fazla olabilir veya hızlı artabilir. Buna emin olmak ki değil. Ve üçüncüsü de benim emtia yatırım pek yapmamamın sebebi aslında insanoğlunun dayası bizi bakıra bağımlıktan kurtarabilir. Yani bir yandan yeni teknolojiler bakıra daha az ihtiyaç duyabilirler veya da bakırın yerine alternatif olabilir. Mesela bazı alüminyum kompozitlerinin belli alanlarda bakırın yerini alabildiğini şimdiden biliyoruz. Tabii bunlar uzun vadeli projeler yani bu tip değişimler, yeni teknolojiler. Bu nedenle kısa vadede ben yine de bakırın fiyat hareketinin yukarı yönde olmasını bekliyorum. Yeter ki büyük bir ekonomik durgunlukla veya resesyonda karşılaşmayalım. Çünkü bakırın kullanıldığı bütün endüstriler dünyanın şu anda en çok yatım yaptığı endüstriler. Bir de bahsetmedik ama savunma sanayinde de bakır çok yoğun olarak kullanılır. Savunma sanayi de sonuçta elektronikleşiyor. Bir o yönüyle ikincisi de mesela savaş gemileri gibi pek çok alanda doğrudan doğruya bakırı maden olarak da kullanıyorlar. Yani dünyanın bir savaşa girmesi durumunda da Allah korusun yine bakır olan ihtiyaç artacak. Bu çerçevede ben bakır açıkçası altından daha iyi bir fikir olarak görüyorum. Yani hangisinin fiyatı kısa vadede daha yukarı gider bunu bilemem. Ama ben kullanılan, endüstride kullanımı olan şeylere daha fazla önem veriyorum. Bakırın endüstrideki kullanım oranı altının çok çok üstünde. Ben bakır yatırım yapacak mıyım? Hayır. Ben çünkü bir emtia yatırımcısı değilim. Yeterince iyi anlamadım alanlara zaten yatırım sevmiyorum. Ve ben diyorum ki her endüstride hemen hemen elde sonunda o NTI'yi kullanarak üretilen şeyler, ürünler, hizmetler, iş modelleri daha değerli hale gelirler. Katma değerleri daha fazladır. NTI içerisinde küçük bir yer alır sadece. Ve insanoğlu hep verimlik odaklı olduğundan, hep inovasyonla ilgilendiğinden en de sonunda MTA'nın toplam ürün içerisindeki payı azalma eğilimindedir. Mesela bilgisayarlarda bunu yaşıyoruz. Kişisel bilgisayarlarda eskiden çok daha fazla altın kullanılırdı. Şimdi çok azalmış durumda. Hem mikroçipler küçüldüler o yüzden iletkene daha az ihtiyaç var. Hem teknolojiler değişti işte altına daha az ihtiyaç var. Yani insan olduğu hep bizi emtiyaklarından kurtaracak yeni teknoloji keşfedebiliyor. Ama bu işte uzun sürdüğünden kısa vadede sanki fırsat var diye düşünüyorum. Şimdi size bir soru. Sizin favori emtiyanız hangisi? Neden? Aşağıya paylaşın. süper olur. Ben mesela uranyumu da ilginç buluyorum. Eğer uranyumla ilgili video yapmamı isterseniz onu da lütfen aşağıya bir söyleyin ki ben de bir motive olayım. Niye uranyumu ilginç buluyorum? Çünkü yapay zeka ve elektrifikasyonun getirdiği temel bir mesele var. Elektriğe olan talep de artıyor. Yani bakır tellerin aktaracağı elektriği olan talep artıyor. O yüzden uranyum da ilgimi çekiyor. Sizin de ilginizi çekiyorsa aşağıda paylaşın ki ben de motive olayım.